kötü haberlerim var. Bu cihazın işletim sistemi hacklediğim tarihtir. Şimdi hesabınıza tam erişimim var. O gün bağlandığınız yönlendiricinin yazılımında bir güvenlik açığı vardı. İlk önce bu yönlendiriciyi hackledim ve zararlı kodumu yerleştirdim. İnternete girdiğinizde Trojan cihazınızın işletim sistemine yüklenmişti. Bundan sonra diskin tüm verilerini indirdim. Tüm dosyalara, telefon numaralarına, tüm kişilerinizin adreslerine sahibim. Dosyalarınızı şifrelemek ve şifre çözme için para talep etmek istedim. Ama düzenli olarak ziyaret ettiğin sitelere baktım. Yetişkinler için sitelerden bahsediyorum. Söylemek istiyorum. Sen büyük bir sapıksın. Vahşi fantezileriniz var. Bir dakika ya, ne oluyoruz? Derken zaman harcadığınız yetişkin sitesinden bir ekran görüntüsü aldım ve bu resimleri akrabalarınıza, arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza göstermek istemeyeceğinize şiddetle inanıyorum. Sanırım $1250 sessizliğim için küçük bir miktar. Ayrıca sana çok zaman harcadım. 3 yıldır bu felaket senaryosunun çeşitli versiyonlarıyla karşı karşıyayız. Kimisinde parolamızı yazıyorlar. Ben seni hackledim, parolan bu. Bunu biliyorum çünkü seni hackledim. Veya telefon numaramızı yazıyorlar. Senin telefon numaran bu. İstesem bulurum. Senin rehberine, telefon rehberinde de eriştim. Veya burada olduğu gibi maili ben kendime göndermişim gibi ve bunu da parolamı ya da telefon numaramı kullanacağı gibi beni korkutmak için kullanıyor. Varsayım şu, benim bağlandığım yönlendirici diye tercüme etmiş ama ADSL modemi kastediyor. Bunu hacklemiş, bunu hacklediği için de doğal sonucu olarak benim bilgisayarımı hacklemiş ve diski şifreleyip para istemek yerine biraz zaman geçirip hangi siteleri ziyaret etmek istediğimi görmüş. Aslında bizim herhangi birini, herhangi bir şey yaptırmak için kullanabileceğimiz birkaç şey var. Birkaç dürtü. Çok ilkel dürtüler bunlar ama çalışıyorlar. Çünkü bu konuyla ilgilenenlerinizin bileceği gibi biz kararlarımızı ilkel beyin tabir ettiğimiz kısımla veriyoruz. Rasyonel karar vermiyoruz aslında. Bir karar veriyoruz. Daha sonra bu karara bir mantık çiziyoruz. Beğendiğimiz arabayı alıyoruz. Sonra diyoruz ki kampanya vardı. Veya istediğimiz cep telefonu alıyoruz. Diyoruz ki bunun kamerası şu kadar piksel. Bu da öyle bir şey. Aslında temel iki dürtü ne olur? Bir kazanç vaadi veya kayıp tehdidi. Burada da aslında bir tehdit var. Yetişkin içerikli siteleri gezerken benim de kameramdan görüntümü çekmiş ve bunu yayınlamakla tehdit ediyor beni. Burada söz konusu olan şey tabii ki sosyal itibar vesaire vesaire. Bu iki temel dürtü genelde zaten başımızı derde sokuyor. Ya birisi bize olmayacak bir teklif sunuyor. Ben Nijerya prensiyim, ben Suriye Petrol Bakanı'nın çocuğuyum. Havadan sana bir para vereceğim. İşte İran'da bir yerde bir define buldum. Osmanlı'dan kalma sen Türksün, gel bunu Osmanlı adına talep et, sana verecekler gibi senaryolar uçsuz bucaksız sonsuza kadar gidiyor. Bir adım geri çekilip benzer bir siber şantaj mailiyle karşılaştığımızda neler yapabileceğimize bakalım. Her şeyden önce basit bir kontrolü düzenli olarak yapmakta fayda var. HaveIBeenPwned sitemizin adı. Bağlantıyı yorumlara yazacağım. Bu site bilinen, daha önce başka olaylardan çalınmış kullanıcı adı ve parolaları listeliyor. Böylece ben buraya gelip kendi mail adresimi yazarsam bu mail adresinin parolası herhangi bir olayda çalınmış mı? Herhangi bir şekilde ifşa olmuş mu? Görme şansım var. Örneğin Canva sitesi Mayıs 2019'da hacklendiğinde benim oradaki hesabımın parolası da çalınmış. Şimdi ben burada kullandığım parolayı kullandığım diğer bütün hesaplarda değiştirmem gerekiyor. Çünkü bu artık biliniyor. Bu eşleşme var. Benim mail adresim ve buradaki parola internette var. Bu nedenden dolayı diyoruz ki farklı sitelere farklı parolalar kullanın. Böylece bir tanesinde çalındığında hepsinde çalınmamış olur. Bundan bağımsız olarak parolam çalınmış olsun, olmasın. Kullandığımız platformların çoğu Facebook, Gmail, Twitter, aklınıza ne geliyorsa 2 kademeli kimlik doğrulamasını destekliyor. İşte kullanıcı adınızı, parolanızı giriyorsunuz. Peşinden size bir SMS gönderiyor. Bunu mutlaka devreye alın. Şimdi bu kontrolde bir şey çıksın çıkmasın genel öneri, banka uygulamaları da sizi buna zorlamasının aslında basit bir güvenlik nedeni var. Belirli aralıklarla parolalarımı değiştirmem gerekiyor. Yine güçlü parola nasıl yapılır konusunda bir bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz. Yapacağım ilk kontrol buydu. Yapabileceğim bir diğer kontrol, Hunter.io sitesinden benim alan adımla ilgili hangi parolalar nerelerde geçiyor, bunlar nerede internete düşmüş, onu takip etme şansı var. Kurumsal bir ağ yönetiyorsanız ya da kurumsal siber güvenlikteyseniz kullanıcılarımızın bazen istemediğimiz ortamlarda e-maillerini ifşa ettiklerini buradan yakalayabiliyoruz. Örneğin kullanılan bir yazılımın forumuna bir post atabiliyorlar. Bu ne sağlıyor? Herhangi bir saldırganın daha derli toplu bir senaryoyla bir oltalama saldırısı gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu, eğer kurumsal bir yeri yönetiyorsanız arada bir girip bakmanızda fayda olan yerlerden biri. Ama bireysel olarak bizim bakacağımız yer burası. HaveIBeenPwned. Güzel. Bu senaryonun geçerli veya gerçekçi olabilmesi için aslında birkaç durum var. Yani bu mümkün. Teknik olarak burada anlatılan şey mümkün. Bu nedenle bunun teknik olarak yapılmasına imkan verecek altyapıyı da bizim hazırlamıyor olmamız lazım. Nedir? Crack'li yazılım kullanmayacağım. Lisanssız, korsan. Yine internette ziyaret ettiğim sitelere çok dikkat edeceğim. Çünkü siteleri biz ziyaret etmiyoruz. Aslında ekranımızda gördüğümüz her şey bizim bilgisayarımızda çalışan programlardan ibaret. Yani bir YouTube videosu izlerken bile aslında bu sizin bilgisayarınızda çalışan bir program. Bir de mutlaka lisanslı ve güncel bir antivirüsüm olmalı ki bu senaryonun yaşanmasını daha düşük ihtimal haline getireyim. Şimdi buradaki sıkıntı neydi? Bunu benim mail adresimden göndermiş gibi duruyor. Bunu yapmış olabilir mi gerçekten? Sorusu kafa kurcalayabilir. Çünkü burada görünen isim değil, hakikaten gönderen benim mail adresim. Onun için Gmail buna orijinali göster diyor. Kullandığınız farklı bir e-posta sistemi olabilir. Onda farklı bir isim addediliyordur ama mutlaka böyle bir seçeneğiniz var. Bu seçenek bana neyi sağlıyor? Aslında e-postanın gerçeğini, orijinalini görmemi sağlıyor. Benim mail burada. Biraz önce görüntülediğimiz, ekranda görüntülediğimiz mailin tamamı burada. Ne farkla? Başlık dediğimiz, header dediğimiz kısımları da burada görebiliyorum. Bunlar aslında bu e-posta başta tasarlanırken gerçek hayattaki fiziksel mektuplar baz alınıyor. Ve aynı sistem, bir zarfımız var, zarfın içinde bir mesajımız var. Bu da aslında burada gördüğünüz başlıklarda o zarf kısmı. Seni selamlıyorum gibi kötü bir Google Translate ile başlayan kısım da burada. Bundan öncesi zarfım. Mail ne zaman gönderilmiş? Ekinde bir şey var mı? Hangi sıkıştırma algoritmaları kullanılmış? Hangi kontroller yapılmış? Ve bizim için önemli olan received başlığı neyi gösteriyor? Bu mailin bana gelene kadar geçtiği sunucuları, e-posta sunucularını gösteriyor. E-mail her zaman A sunucusundan B sunucusuna gidiyorsa bu iki sunucuyla sınırı kalmayabiliyor. Arada başka sunuculara da uğrayabiliyor ve uğradığı her sunucuda kendi imzasını bırakıyor. Dikkat! Bu başlıkların önemli bir kısmı maili oluşturan kişi tarafından değiştirilebilir veya özel olarak hazırlanabilir. Bu nedenle hani burada gördüğüm her şeyi ben doğru kabul etmeyeceğim. Ama bazıları, örneğin en son benim sunucumun bu maili teslim aldığı sunucu gibi bilgiler değiştirilemiyor. Ben burada neye bakacağım? Aslında bu mailin çıktığı, ilk dokunduğu sunucuya bakacağım. İlk dokunduğu sunucunun IP adresini burada görebiliyorum. Şimdi 1 milyon liralık soru. Bu IP adresi Google'a ise gerçekten Gmail hesabımı ele geçirmiş olabilir ve gerçekten söylediği her şeyi yapmış olabilir. Ama bu IP adresi Google'a ait değilse o zaman farklı bir şey dönüyor. Ne döndüğünü ayrıca konuşacağız. İnternette bu IP adresini kontrol edebileceğiniz, daha doğrusu IP adresinin kimin üzerine kayıtlı olduğunu kontrol edebileceğiniz çokça kaynak var. Bunu Kali ve benzeri işletim sistemlerinde komut satırından da yapabilirsiniz. Burada ultratools.com kullanacağım ve biraz önce tespit ettiğim IP adresini buraya yazıyorum. Bu bana bu IP adresinin kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösterecek. Bildiğiniz gibi IP adresleri de alan adları gibi kiralanıyor. Bunlar kimseye ait değil. Ancak kiralayabiliyoruz geçici bir süre için. Ve ortaya çıkıyor ki aslında bu IP adresi Afrinik, Afrika kıtasına verilen IP bloğuna bunun içerisinde ve daha da spesifik olmak gerekirse Nijerya'da bir yere ait. Orijinali nasıl olurdu? Gerçekten kendime gönderdiğim veya gerçekten Gmail altyapısını kullanarak gönderilmiş bir mail nereden çıkardı? Yine aynı başlığı arıyorum. Received başlığını arıyorum. Ve burada da bir IP adresi var. Bu IP adresini aynı yerde arattığımda görüyoruz ki aslında bu Google'a ait. Şimdi sorun nerede? Sorun aslında burada kendini açıkça belli ediyor. Gmail gibi altyapılar veya birden fazla alan adına hizmet vermek zorunda kalan mail sunucuları SPF kaydı oluşturamıyor. SPF kaydı nedir aslında? Bu mail sunucusunun sadece SPF kaydında belirtilmiş alan adlarına ait mailleri göndermesine izin veren, imkan veren bir kayıt sistemi. Böylece ben bu maili kabul etmeden önce, benim bir sistemimde bu maili kabul etmeden önce şu kontrolü yapabiliyor. Ya bu sparta.com.tr'den gelmiş gibi gözüküyor ama bu sunucunun sparta.com.tr adına mail gönderme yetkisi var mı yok mu kontrolünü benim sunucum yapıyor ve bu kontrolü geçerse, örneğin evet gerçekten bu sunucu bu alan adı için mail gönderebilir kontrolünü geçerse mailleri kabul edecek şekilde de düzenleyebiliriz. Sorun ne? Gmail gibi bulut platformları birden fazla alan adına hizmet verdiği için bu kaydı giremiyor. Bu da aslında isteyen herhangi birinin burası üzerinden, buradan sektirerek terimini kullanmak belki burada uygun olabilir, maili göndermesine imkan sağlıyor. Siber şantaj artan bir iş kolu siber suçlular için. Fidye yazılımlar gibi kolay para. Çünkü rakamlara bakarsak gerçekten yetişkin içerik tüketimi her geçen gün artıyor ve özellikle bu korona sürecinde daha da çok artmış gibi duruyor. Dolayısıyla ben 1000 kişiye bu maili yollarsam içlerinden belli sayının gerçekten yetişkin içerik sitesine girmiş olma ihtimali olduğunu biliyorum. Bunun bir kısmının da parolalarını biraz önce gördüğümüz gibi internette zaten bulabiliyorum. Dolayısıyla bu maili İşte senin parolan bu biliyorum çünkü seni hackledim işte bana para ver haline getirmek de oldukça kolay. Bunun yanı sıra zaten telefon numaralarımız, adreslerimiz, her şeyimiz internete zaman zaman düşüyor. Düştüğü için de bu senaryoyu bu şekilde beslemek her zaman için mümkün. Bu nedenle bir siber şantaj mailiyle karşılaştığınızda panik yapmayın. Bilgisayarınızda crackli, lisanssız yazılım olmadığından emin olun. Lisanslı bir antivirüs kullanın. Mutlaka 2 kademeli kimlik doğrulamasını devreye alın ve ne olursa olsun para ödemeyin. Bu konuyla ilgili bana çok çağrı geliyor. Alper bu işten anlar diye arıyor insanlar. Yakın zamanda birisi şöyle aradı. Hocam biz bu parayı ödedik, yapmamız gereken başka bir şey var mıdır sizce? Keşke ödemeyi yapmadan beni arasaydınız dedim. Ama hani yapacağımız son şey, çünkü bu davranışı destekliyoruz. Biz ödediğimiz her fidyede bu davranışı destekliyoruz. Bunun yanında ilginizi çekiyorsa her zaman için orijinalini göster seçeneğini kullanıp bu mail nereden çıkmış, nerelerden geçerek bana gelmiş kontrolünü yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmak isterseniz düğme aşağıda. Herhangi bir konuda merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana maille ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.